Evet arkadaşlar, derece öğrencileri TYT'ye ne zaman başladı? Kaç netle başladı? TYT'yi konu olarak ne zaman bitirdi? AYT çalışmayan ne zaman başladı? Bu soruları destek al koşar olarak sizlere yanıtlamak istedik ki hepimiz derece yaptık arkadaşlar. Ve sizlere yardımcı olmak için hani bu önemli tarihlerde bizim için nasıl oldu, biz TYT'ye ne zaman başladık şeklinde sorularınızı yanıtlayacağız. Daha fazla böyle destek al koşullarıyla video çekmemi istiyorsanız da yorumlara video fikirlerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben de şimdi sözü destek al koşullarına bırakıyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Rabia. Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği hazırlık sınıf öğrencisiyim. Destek Al YKS'de yeni koçluk yapmaya başladım. Şimdi sizlere TYT ve AYT'ye ne zaman başladığımdan ve kaç netle başladığımdan bahsedeceğim. 12. sınıftayken TYT'ye Ağustos'ta okulumun yaz kursuyla birlikte başladım ve yaklaşık Ocak ortası gibi bitirdim. Okulum daha önce bitirmişti ama ben geç kaldım ve AYT'ye de bu nedenle geç başladım zaten. 65-70 netlerle başlayıp sene sonunda 85-90'lara, hatta 90'ı görmedim diyebilirim. 1-2 kere falan görmüşümdür. Ama bu tabii ki çok değişken bir şey yani. O yüzden çok takılmayın TYT netlerinizi özellikle. Önermiyorum şu anlık takılmanızı. İlerleyen zamanlarda biraz daha dikkate alabilirsiniz. Mezun senemde ise ben TYT ve AYT'yi birlikte götürdüm. Ağustos'ta yine direkt başladım ve Kasım ortası gibi benim TYT'm mezun senemdeyken bitmişti. 80-85 netlerle başlayıp sene sonundayken 100-105 netlere kadar çıkmıştım. AYT'ye geldiğimizde ise 12. sınıftayken ben Şubat gibi başladım ve bunun kesinlikle geç olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Şubat'ta başlayıp bitirenler vardır ama ben şahsen bitiremedim. Konuların üstünde çok durmam gerekiyordu ve konularım yetişmedi. Bu sebeple de istediğim sıralamayı elde edemedim. Mezun seneme geldiğimde ise zaten yazın TYT ve AYT'yi birlikte götürme kararı aldım. Ve bu şekilde AYT'yi Mart sonu gibi bitirmiştim. Netlerime gelecek olursam 12. sınıftayken 35-40 netlerle başlayıp 50-55'lere ancak çıkabilmiştim. Sınavda da çok berbat bir net yaptım. Mezun seneme geldiğimizde ise yine 50-55'lerle başlayıp sene sondayken 2022 YKS'de 75 net AYT yaptım ve AYT'nin bu yüzden çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ne kadar erken olunursa, ne kadar erken başlanırsa sizi o kadar ileriye taşıyacaktır. Benim diyeceklerim bu kadar. Eğer benden koçluk almak isterseniz destekalyks.com'a giderek benimle iletişime geçebilirsiniz. Bu kadar. Başarılar dilerim. Herkese merhaba, ben Yiğit Yeni. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. YKS 2022 sınavı sonucunda 1146. olarak Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleştim. Size biraz kendi serüvenimden bahsetmek istiyorum. TYT'ye ilk başladığımda 60, AYT ise 40 netlerle başladım. Bu netlerle birlikte Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşemeyeceğimin farkındaydım. Bundan dolayı koçluk aldım. Koçluk programı sayesinde hem düzenli ve programlı bir şekilde ilerlerken kendi netlerimin artışını da günle gün fark ettim. Hem kendi hayallerimi gerçekleştirdiğim için hem de başkalarının hayallerini gerçekleştirmek istediğim için Destek Al ekibiyle birlikte koçluk eğitimi veriyorum. Eğer sizin de aklınızda sorular varsa bunları bana ulaşabilir, birlikte görüşmeler ayarlayabilir ve size hedefinize ulaştırmak için en iyi şekilde yol gösterebilirim. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, ben Emrullah Kılıç Aslan. YKS Sayısal 2022'de 1900. oldum. Şu anda ODTÜ Elektrik Elektronik Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisiyim. Destek Al YKS koçu olarak da sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben sınavı 12. sınıfta kazandım. Bu yüzden 11'de de hafiften çalışmaya başlamıştım. 11'de AYT adına sadece 11'i hallettim. TYT adına da TYT matematiğe başladım. Çünkü TYT matematik biraz daha soru çözmeye dayalı olduğu için soru bakımından kendimi geliştireyim dedim. Kolay orta bir kitapla başlamıştım 11'de. Hafiften de biraz Türkçe'ye çözmeye başlamıştım. 11'in yazına geldiğimizde TYT Fen'e çalışmaya başladım ama 11'in yazında çok çalışmadım. Biraz çalıştım. 3 hafta falan çalıştım. Biraz TYT Fen'e baktım. Biraz TYT Matematiğe baktım. Ve 11'i biraz tekrar ettim. 12. sınıf başladığımda TYT adına 80 civarı, 75 civarı netlerdeydim. Direkt AYT'ye başladım. Çünkü AYT konularını erken bitirmek istiyordum. Ara ara TYT'lere de başladım. Haftada mesela birkaç gün TYT, birkaç gün AYT yapıyordum. AYT'leri Şubat sonuna doğru bitirdim AYT konularımı. TYT'ler de aşağı yukarı öyle bitti. Bittiğinde TYT'de 105 civarı netlere ulaşmıştım. 100 civarı netlere ulaşmıştım. AYT'de de 65 civarı netler yapıyordum. Bundan sonra da tabii biraz soru bankalarına çözmeye, yani zor soruları çözmeye dalı gittim. Ve Mart'ın sonuna da deneme çözmeye başlamıştım. YKS'de de bu çalışmamın karşılığını aldım. TYT'de 109'u 11, AYT'de 78'e 2 yaptım. Konuları AYT'de biraz erken bitirmek daha iyi oluyor. Çünkü soru pratiği kazanmanızı sağlıyor. Konuları biraz kolay kitaptan öğrenip ileride zor sorular çözmeye biraz vaktiniz kalması güzel olur. Şu anda Destek Al YKS'de koçluk yapıyorum. Benden koçluk almak isterseniz destekalyks.com'dan bana ulaşabilirsiniz. İyi günler. Herkese merhaba. Ben Sinem Sena Doğan. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim.
Yaklaşık 2 aydır destek aldığı YKS koçlarından birisiyim. TYT ve AYT'yi ne zaman başlayıp ne zaman bitirdiğimden ve genel olarak netlerimden bahsedeceğim. TYT'ye fen dışında Eylül ayında başladım. Ocak ayında bitirdim. TYT feni ise Ocak ayında başlamıştım. Ve Nisan ayı gibi TYT feni bitirmiştim. İlk başta netlerim 60 civarındaydı. Sonlara doğru ise denemeden denemeye göre değilse de artık 90 neti sabitlemişim. 90 netin altına hiç inmiyordum. AYT'de limit, türev, integral, polinom ve logaritma konularına 11. sınıfın yazında bakmaya başladım. Bu konuları 1. dönem TYT konularıyla beraber yürüttüm. AYT matematiğin geri kalan kısımlarına ise Ocak ayında bakmaya başladım. AYT matematiği 2. döneme bırakmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bunun dışında geometriyi 11. sınıfın yazında halletmeye başladım. Edebiyat, tarih, coğrafya konularına 1. dönem bakmaya başladım. TYT konularıyla beraber yürüttüm. Ama yoğun çalışmalarını sınava son 1-2 ay kala yaptım. AYT netlerine yaklaşık 30 netle başlamıştım. En sonunda 60 neti sabitlemiştim. 60 netin altına inmiyordum. Ben bu şekilde hedeflerime ulaştım. Şu an istediğim yerdeyim, istediğim bölümdeyim. Evet, elbette bu süreçte doğrularımın yanında yanlışlarım da oldu. Ve bu yanlışlarımdan dersler çıkardım. Şimdi bu deneyimlerimi sizinle paylaşabileceğimi düşünüyorum. Sizinle beraber yürümeyi çok isterim. Koçumuz olmayı çok isterim. Siz de koçluk öğrencim olmak isterseniz destek aldığı YKS sitesinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Merhabalar. Ben Ahmet Vedat Sever. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Hazırlık Sınıfı öğrencisiyim. Yaklaşık 2 aydır destek aldığı YKS koç olarak sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Bugün sizlere TYT ve AYT'ye ne zaman başladığından, ne zaman bitirdiğinden ve TYT'ye kaç netle başladığından bahsetmek istiyorum. TYT'ye açık liseye geçmemden sonra 25 Temmuz'da gittiğim kurs ile beraber başladım ve Kasım ortaları gibi son buldu. Yaklaşık 55-60 net ile başladığım TYT süreci sınavda 105 ile tamamlandı. AYT ise biraz daha farklı. İkiye bölmem gerekiyor. AYT matematik 11 sınıfın sonunda Haziran ayında başladığım AYT matematik süreci Şubat ortalarında konu çalışması olarak bitti. AYT fen ise TYT'nin bitmesinden sonra yani Kasım ortalarında başladığım AYT fen süreci Nisan ortalarında son buldu. Bu süreçte AYT'deki konuların daha ağır ve daha ayrıntılı olması sebebiyle daha düzenli, daha dikkatli çalışması gerektiğini düşünüyorum. Bugünlük diyeceklerim bu kadar. Eğer siz de benden koçluk almak istiyorsanız destek hali web sitesinden bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Ben Ali Albayrak. YKS Eşit Ağırlık 2022 Türkiye 689.suyum. Ve şu an eğitim hayatıma TOBİ hukuk bölümünde devam etmekteyim. Ama hazırlık okuyorum. Bunun yanında destek ağırlık koçluk da yapıyorum. Merak edenler için TYT'ye 11. sınıfın yazında Ağustos ayında başladım. Ve başladığım netim 47.5'tu. Mart ayında konularımın hepsini bitirmiştim Mart ayının sonunda. Ve Mart ayından sonra seri denemelere geçtim. Ve sınavda ise 98,75 yaptım. Bunun yanında matematiği 40'a 0 yaptım. AYT için ise belli bir başlama aralığım yok aslında. Nedeni çünkü matematik AYT'yi bölerek çalıştım ben. Edebiyat, matematik ve tarih coğrafya olarak 3'e böldüm. Edebiyata yanlış hatırlamıyorsam Ağustos ayının sonunda başladım yine. AYT matematiğe Eylül ayının ortasında başladım. Bunların ikisini de Mart ayının son haftasında bitirmiştim. AYT tarih ve coğrafya ise Aralık'ta başladım. Aralık'ın ortasındaydım. Ve Mayıs ayının sonunda bitirdim. Onlar da biraz gecikmiş bulundum. Sonuç olarak AYT'den ise 72,5 yaptım. Matematikte yine 40'a 0. SOS 1'de ise 34'e 6 yaptım. Koçluk yapıyorum dediğim gibi şu an. Ve koçluk öğrencilerimi bekliyorum. Arkadaşlar merhaba. Ben Mert. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği 3. sınıf öğrencisiyim. YKS 2020 sınavında sayısalda 9000. olarak yerleştim bölümüme. Ben TYT'ye yaklaşık yazın başında başladım ve TYT başlangıç netim çok düşüktü şahsen. Hedeflediğim bölüme girebilmem için çok daha fazlasını yapmam gerekiyordu. 60 net civarı başladım. Temelim çok eksikti. 9. ve 10. sınıftan o konuları hatırlamıyordum. O nedenle çok düşük bir netle başladım. Yazın başında o nedenle başladım çalışmaya. Ve bu çalışma sürecim yaklaşık Aralık ayına kadar sürdü. Aralık ayından Ocak ayına geçerken hafif hafif AYT konularına 12. sınıfta işlenen dersler dışında özel olarak bir AYT'ye zaman harcamıyordum. Fakat 12. sınıfta işlediğimiz işte matematik konularından logaritma ile başladı. Ve devamı geldi şahsen. Düşük bir netle başladığım için çok uzun zaman ayırdım ve çalışma stilimi bulmak için çok uzun zaman ayırdım. Nasıl çalışacağımı bilmiyordum. Nasıl ders çalışılır gerçekten ben o sene öğrendim.
Benden koçluk alarak benimle birlikte bu süreci geçirebilirsin. Koçlarımız kendi öğrenci tipleriyle alakalı tecrübelerini paylaştı. Ben de aynı şekilde paylaştım. Eğer hani siz de bu süreci bir derece öğrencisinin koçluğuyla, yani sizin çözdüğünüz kaynakları daha önceden çözmüş, hangi soru tipleri hangi kaynaktan halledeceğini bilen, hangi denemenin sana göre olduğunu bilen ve bunu tecrübe etmiş, yani ezbere söylemeyen, yani bunu tecrübe etmiş öğrencilerden koçluk almak istersen, ben de size bizim sistemimizdeki koçlardan nasıl koçluk alabileceğini sana hemen kısaca anlatacağım. Şimdi arkadaşlar sitemize geldik. destekalyks.com. Burada direkt en ilk baştaki butona bastığımızda zaten direkt koçluk sitemize, sayfamıza geliyoruz. Buradan arkadaşlar sistemin nasıl olduğunu, Excel dosyamızın nasıl olduğunu buradan izleyebilirsiniz bu videodan. Sonrasında eğer benim halimden kim anlar? Şimdi çünkü bizde 15 tane koçumuz olduğu için acaba hangisi benim için daha uygun? Biz bütün koçlarımızı tanıdığımız için, hepsinin derecesini, öğrenci tipini bildiğimiz için size koç önermesi yapabileceğimiz bir sistem. Yani sen kendi netlerini, kendi bilgilerini, öğrenci tipini, hatta psikolojik durumunu bile buraya yaz. Ben de senin için gerekirse koçlarla ön bir görüşme yap ve hangisi senin sistemine daha uygun, senin öğrenci tipine daha uygun, bunu buradan halledebiliyoruz. Onun için de burada arkadaşlar TM üçüncüsünün, TS ikincisinin bile olduğu koçlarımız, hepsinin sıralamaları çok iyi. Hatta her hedefe uygun koçlarımız var. Buradan hepsinin bilgilendirme metni, videoları var. Sen de buradan uygun koçunu seçersin. Mesela biz Talha'ya geçelim. Talha'nın burada bilgilerini okursun, videosunu izlersin. Bilgi almak istersen buraya mail atabilirsin veya görüşme, artık ben Talha'dan koçluk almak istiyorum. O zaman görüşme talep et'e tıklarsın. Biliyorsunuz Bulduğumgo üzerinden yapıyoruz arkadaşlar. Buradan da müsait olduğunuz gün ve saatte, ki bu gün ve saat gerçekten çok önemli arkadaşlar, sizin uygun olduğunuz gün ve saatte alın. Çünkü değiştirme işlemini tabii ki biz yine gerçekleştiririz ama siz yine garanti olsun. Buradan arkadaşlar bu tarihi seçip ve toplantı sebebini, YKS koşuk veya onu yazabilirsiniz. Toplantıyı ayırtıyorsunuz arkadaşlar. Sonra ödeme ekranı geliyor. Hatta hemen gösterelim. YKS koşuk. Sepetinize ekledi. Şimdi arkadaşlar buradan da ödeminizi yapıyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar diyelim ki günlerden 11 Temmuz oldu ve 21-22 arasına geldi zaman. O zaman da arkadaşlar şuradan sizin bildirimlerinizden buraya bir link gelecek ve oraya tıkladığınızda görüşmeye girebileceksiniz. Ve bu sayede hem güvenli bir koçluk görüşmesi yapacaksınız hem de yani YKS koçluk sistemleri arasında en profesyonel desteği almış olacaksınız. Ki buradan hem YKS koçluk şu ekrandan bilgi sürekli alabilirsiniz. Bizimle sürekli iletişime geçebilirsiniz. 7/24 ben hızlı bir şekilde cevaplıyorum. Aynı şekilde Bulduğumgo'nun sisteminde de buradan hızlıca bir sorun yaşadığınızda, sıkıntı yaşadığınızda her türlü para iadesi, ilgilenme buradan gerçekleşecek arkadaşlar. Yani genel olarak bizim sistemimiz bu şekilde. Umarım arkadaşlar bu süreçte sizin için en doğru karar verirsiniz. Biz de bu konuda size hizmet vermeye devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.